Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bir miraçtan bahsedelim. Miraç ne demektir? Miraç merdiven demektir. Bizim zahir gördüğümüz bir merdiven değil, kulluğumuzun Cenab-ı Hakk'a doğru yükselme merdivenleri anlamındadır. Dolayısıyla miraç müminin namazdaki yaşantısıdır. Namaz ise Allah'la beraber olmak ve Allah'la görüşme hasretine kişiyi kazandıran bir olaydır. Onun için bütün inananlar mutlaka Allah'la görüşme arzusunda olduğu için namazlarını mutlaka kılarlar. Namaz kılmayan herhangi bir inanıyorum diyen kişinin inanmasına inanmayın. İnancı onun taklittir. Şimdi İki rekatlık bir namaz halinde hangi mertebelerde hangi ifadeyle Cenab-ı Allah'la görüşmemizin sırlarını ben size ifşa edeceğim. Siz de beni adım adım akıl nimetiyle takip edin. Göreceksiniz ki hakikaten kıldığımız namazda taklit olarak yalnız seccadenin üzerinde veya camilerde yatıp kalkmaktan ibaret değilmiş. Bir kişi namazın dışındaki 6 farzı ve içindeki 6 farz olan bu kaideleri bildikten sonra artık içindeki farziyetlere binaen Allahu Ekber tekbiriyle namaza başlarız. Allah uludur. Allah büyüktür. Allah her şeyi iade etmiştir. Peki bir kişi bu namazı kılabilmesi için ne görüyor da, ne biliyor da bu Allahu Ekber diyor? Hakikaten bir ilim yönüyle, bir taklidi olarak bir kelamla mı bunu söylüyor? Yoksa bir şuudu, bir zevki, bir görüntüsü var mıdır? Zaten namaz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin namazı kişinin evvela Subhaneke'yi okumadan başlamaz. Allahu Ekber tekbiriyle beraber biz de namazda ne yaparız? Daha henüz Eûzü Besmele çekmeden Subhaneke okuruz. Subhaneke ne demektir? Subhaneke demek dört melaikenin Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük diye ifade edilen dört melaikenin kendisine nispet etmiş olduğu varlığın Hakk'a nispet etme halinin dönüşmesidir. Yani bir insanda dört melaike vardır. Cebrail, Mikail, İsrafil ve Ezrail aleyhisselam diye vasıflandırdığımız bu melekler kuvvelerin yüceliğidir. Melek demek kuvve demektir. İnsan vücudunda bunlar vardır. Dolayısıyla bu kuvvelerinizle bu idrakınızı siz fena fillah etmediğiniz takdirde kendinizin Cenab-ı Allah'la siz madde aleminin, şehadet aleminin varlıklarısınız. Cenab-ı Allah ise latafet aleminin latif olan bir tecellileriyle sizde tecelli etmektedir. Onunla sizin irtibat kurmanız mümkün olmaz. Nasıl irtibat kurulur Cenab-ı Hak'la? Sizin madde olan bu hasletinizin manaya dönüşmesi lazım. İnsanoğlunun yapısında bir madde yönü vardır. Bir de mana yönü vardır. Madde yönü et ve kemikten meydana gelmiş olan
cismaniyemizdir. Mana yönümüz ise ruhaniyet yönümüzdür. Letafet yönümüzdür. Siret yönümüzdür. Bu siret ve suret ifadelerini kullanıyorum ama bunlar anlaşılsın için böyle söylüyorum. Yoksa bir insanın sireti sureti diye ayrılma olmaz. Çünkü suret siretsiz, siret de suretsiz icraatını zaten yapmaz. Onun için bir kişi kendisine nispet etmiş olduğu fenai efal, fenai sıfat, fenai zatı zevk ettiği zaman ancaksın Eûzü Besmele çeker. Dünkü sohbetimizde de dedik. Eûzü Besmele çekmeyen Bismillahirrahmanirrahim diyemez dedik. Aynı şeyler. Tekrar tekrar kişinin jetonu düşsün, bu idraka vakıf olsun, kendi varlığın olmadan kendi gönül aleminde kendisinin o siret yüzüyle Cenab-ı Hak'la kendisindeki Cenab-ı Hak'la görüşmesinin sağlanmasını yapsın. Çünkü Rabbim bir Rabbul Has, bir de Rabbul Alemin diye iki bölümde mütalaa edilir. Rabbul Alemin sizin kendi gönlünüzdeki, kendi idrakınızdaki haliyle Rabbul Has olarak size tecelli eder. Demek ki sizi sizle sevk eden, sizin idrakınızı toplayan, düşünüşünüzde, aklınızda, fikrinizde ne düşünüyorsanız sizin Rabbul Has'ınızın irfaniyet ve kemalatı neyse o kadardır. Onun için müşti kamiller Rabbul Alemin mazarıdırlar. Salikler ise Rabbul Has'ın mazarıdırlar. Müşti kamile teslim olan bir salik, ondaki elde ettiği ilim ve irfaniyetle kendisindeki Rabbul Has'ın sevk ve idaresini yönlendirebilir. Onun için kişi kendi gönlüne inmedikten sonra Eûzü Besmele'ni çekmiş sayılmaz. Kendi gönlüne inmedikten sonra bir kişi Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârek esmük ve teâlâ ceddük ve la ilahe gayruk demiş olmaz. Demek ki Sübhaneke'nin manası neymiş? Fena fillah olmakmış. Mutu kable ente mutu sırrına ermekmiş. Türkçesi de ölmezden evvel ölmekmiş. Biz ölmedik ya, yaşıyoruz. Ölmezden evvel ölmek demek iradenizle sizin kendinize ait bir varlığınızın olmadığını kabullenmeniz demektir. İşte onun için Sübhaneke'yi okumamızın sebebi buymuş. Hatta kitaplarımızda şöyle bir ifade vardır. Namaza başlayacağı zaman Cenab-ı Allah kuluna der ki kendi varlığınızın, kendi dünyanızın rayından çıkın. Cenab-ı Hakk'ın rayına kendinizi Rab dedin. Vücut ülkesindeki melekeler derler ki ya Rabbi güç senin, kuvvet senin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lazım. Kuvvet ve kudret senindir ya Rabbi. Bizim bunu bu kendimize nispet ettiğimiz bu varlığı Hakk'ın varlığının rayına oturtmamıza güç ve kuvvetimiz yetmez. Uzmana kadar diyor ki Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifidir bu. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebara kesmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Dördünüz bunu deyin. Bak göreceksiniz ki kendi dünyanızın Cenab-ı Hakk'ın rayına oturttuğunuzu göreceksiniz diyor. Ve bunu da melekeler insan masarından ne yapıyor? Okuyorlar. Biz de onun için namazda bunu okuyoruz ve kendi varlığımızın kalmadığını, varlık sahibinin Cenab-ı Hakk'ın varlığı olduğunun idrakıyla artık gönlümüze iniyoruz ve böylece namaza başlıyoruz. Ondan sonra Eûzü Besmele çekerek
Çünkü E11 gene aynı şekilde kişinin nispiyetlerinden tümünden kurtulmaktır. Çünkü Allah'ın dışında gayriyetler iblistir. Gayriyetler hep şeytandır. Gayriyetler kişinin şirkidir. Bundan kurtulduktan sonra Bismillahirrahmanirrahim der. Bismillah Allah'ın zatını remzetmekte. Rahman Allah'ın sıfatlarını remzetmekte. Rahim Allah'ın efali ilahiyesini remzetmektedir. İşte bu üç halin mevcudiyeti de vardır. Onun için bunun tahsiline başladık. Bunun bizdeki Cenab-ı Allah bir namaz kılacak ama zatı ne yapıyor? Bizim diyebildiğimiz kendi sıfatından gene kendi sıfatından da bizim diyebildiğimiz o fiilleriyle açığa çıkmasının icraatını yapıyor. Ne haldeyiz? Kıyamdayız. Allahu Ekber tekbiri namazın içinde birinci farziyet idi. Şimdi kıyam, ikinci farziyet. Kıyam ayakta durmaktır. Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimesinde diyor ki, nefsinizde ve ufkunuzda ayetlerimizi göstereceğiz. Dikkat ederseniz nefsimizde ve ufkumuzda bizden ayrı olan yerlerde, bütün varlıklarda ayet gösteriyor. Ayet ne demek? Ayet demek deliller demektir. Delilleriyle gösteriyor. Şu halde Cenab-ı Allah bize ayakta Kur'an okumamızı emrediyor. Rukuda Kur'an okunmaz. Secdede Kur'an okunmaz. Tayyatta Kur'an okunmaz. Nerede okunur Kur'an-ı Kerim? Kıyamdayken. Yani fiilleriyle açığa çıkış ayakta olduğu için demek ki ayakta durmamızın da manası neymiş? Fiillerin tecelli mahali. Fiillerin mahalinin Cenab-ı Hakk'ın orada inşa ettiğini görüyoruz demektir. Onun için namazda ayakta durmak fiillerin faalinin Allah olduğunun idrakıdır. Çünkü kendisi bizim masamızdan ayetler okuyor ve bunun kendisi idrakını seyrediyor. Bizim kendi varlığımız bitti. Zatından, sıfatına, sıfatından da fiilleriyle bu icraatı yapıyor. Fatiha-i Şerif okundu. Neden Fatiha-i Şerif'i okuyoruz biz? Yedi ayetten müteşekkil olan esas yedi ayetlik bu Fatiha insanın aslıdır. İnsan yedi ayetten müteşekkildir. Sebe mesane iki yerde ve iki defa indirilmiş bu ayet-i kerime. Biri Mekke'de, biri Medine'de. Ne demektir Mekke'de veya Medine'de indirilmesi? Medine sizin bedensel olan ülkenizdir. Şehrinizdir. Mekke. Medine ise sizin ruhsal yönünüz, gönül aleminizdir. Demek ki hem zahirinizde bir Fatiha'nız mevcut, yedi ayetten müteşekkil, bir de ruhaniyet yönünüz olan gönül aleminizde, siretinizde de yedi ayetten müteşekkil, bu ayet mevcut. Onun için Fatiha'yı okumak 40 defa günde okuruz ve bunun idrakında da Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olana Allah'a hamd ederiz. Neden? Nerede Allah? Sende. Bak senden okuyor zaten zatından sıfatına, biraz evvel de söyledim, sıfatından da fiiliyle sende tecellisini gösteriyor. Ve bunu sizden okuyor. Okumak da aynı şekilde zatın sıfat ve fiil ile sende kaçar çıkışından ibarettir. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahman, Rahim, Rahim ve Rahman olan bu tecellide gene iki tane tecelli. Bir Rahman tecellisi var, bir Rahimiyet tecellisi var. Bu da sizin gene kendinizdeki olan hem zahirinizin hem batınınızın oluşudur. Maliki Yevmiddin din gününün sahibidir. Sizde onun gizli oluşu din gününün mevcudiyetidir. Sizdeki cem olması sizdeki din gününün sahibidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Şimdi ve ondan sonra devam ediyor. Ben burayı uzatmayacağım. İyyâken abdü ve iyyâken aslayın. İhtena sırâdel mustakim. Doğru yol. Mustakim yolundan bizi ayırma. Ki mustakim yol tevhid yoludur. Sırâtel lezine nem talihim. Gayril mağdub aleyhim velat talihamin. Hidayet yolu olan evliyaların yolundan devam ettir. Gaflet ve dalalet yolundakilerden bizi muhafaza buyur, uzak buyur. Şimdi bu ayet insanın bütün idrakında olan şeydir. Bu Fatiha'yı ayrıca bugün gene izah ederim. Şu anda namazı işleyeceğim. Dolayısıyla bu şekilde ayakta durduk, Fatiha'yı okuduk, Zamm-ı Sûre okuduk. Ayetler okunuyor. Fiilleriyle açığa çıkışı delillerini gösteriyor. Ey kardeşim, sende de her türlü aza ve cevairin senin de ayetlerdir. Yani delillerindir. Bunların bütün tecellisi sendeki fiilleriyle açığa çıkıyor. Hangi hareketi yaparsan yap. Rukuya varıyorsun, Subhan Rabbi Al-Azim diyorsun. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbim azimdir. Sema Allahu limen hamide. İşittim kulumun hamdini. Bakın dikkat ederseniz kulun ifadesi Rabbına hamd etmesi Rabbim diyor. Noksan sıfatlardan münezzehtir. Sende ve bende Rabbim tecelli ediyor. Fakat sen ve ben Rab değil. Onlardan da münezzeh. Azim olan Rabbim onlardan münezzehtir. Onlara benzemez. Yani tecelli eden odur. Fakat o varlıklar Rab değillerdir. Rabbim değildir. Demektir bu. Dikkat edersen üçer defa diyoruz bile bunu. Üç defa demekten kasıt Cenab-ı Hakk'ın üç tecellisindeki idrakımızla bunu söylüyoruz. İşittim kulumun hamdini. Sema Allahu limen hamide. Malum ayet-i kerime burası. Ondan sonra Rabbena lekel hamd. Hamd yalnız Rabb'ıma mahsustur. Ondan sonra Allahu Ekber. Dikkat edersiniz her hareketimizde Allah'ın ulluğunu, Allah'ın yüceliğini ifade ediyoruz. Tekrar secdeye vardığımız zaman Subhan Rabbiyal Ala diyoruz. Yani noksan sıfatlardan münezzeh olan Rabbim en aladır. Dikkat ederseniz rükuda Subhan Rabbiyal Azim dedim. Azimliğini sıfatlarındaki olan cemallığını seyrettiğimiz zaman onun azametini gördük de onun için dedik. Sıfatlardaki olan her tecelliyi görmeyen bir kişi bunu söylüyorsa zaten taklittir. Bunu görüyorsa aynel yakinliğin gereğidir bu da. Çünkü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin miracında Necm suresinin 7. ve 8. ayet kerimelerinde ne diyor? Diyor ki Sümmedana fetedalla ve kâne kâbe kâvseyn evetna. Bak. Sümmedana o çoklar bir oldu. Bütün kainatın 18 bin alemin namütenayi fiillerini bir Adem olan varlık cem oldu, bir oldu. Ayakta durmasıyla. Fetedalla sarttı, tenezzül etti. Nereye tenezzül etti? Senin zatının, senin o ruhaniyet birliğinin sıfatlarındaki olan tecellisiyle sıfatlara tenezzül etti. Sıfatlardan artık gözün bu görmeyi idrak etti, kulağın duymayı idrak etti, dilin konuşmayı idrak etti. Bütün sıfatlarındaki tecellisini sen görüyorsun. Ve noksan sıfatlardan münezzehsin diyorsun. Gördüğüne benzemiyor o. Fetedalla insanın neresidir? Rüku halidir. Sıfatlar alemidir. Sıfatlardaki tecellileri görmesidir. Ondan sonra ve kâne kâbe kâvseyn. Kâvseyn mertebesinde kalp sahibi olan bir kişinin kalpteki olan o tecellisini artık zatından, sıfatına, sıfatından da fiillerle açışkanın görüntüsü başladı. Halbuki Allah bundan da ötede. Ve kâne kâbe kâvseyn evet na diyor bak ayet-i kerime. Artık ikili olmayan bir birliğe kadar onun idrakı var.
Yani dikkat ederseniz Hazreti Muhammed'in Miracında kıyamı ile, rukusu ile, secdesi ile bir meratibi ilahiyenin tahsilini hal lisanıyla, görüntü ile bize göstermektedir. Şimdi bu Miraç aslında bizim gayriyetlerden sümme redetne esveli safilin olan aşağıların aşağısı dünya bataklığının içerisinden bir mürşid-i kamilin el uzatarak bizi o bataklıktan kurtarıp ta âli illiğine doğru merdiven basamaklarıyla idrakımızı, şuhutlarımızı, bütün kemalatımızı sağlayarak bize miraç yaptırdığı zaman o fiiller aleminden, sıfatlar alemine, sıfatlar aleminden de zat aleminin idrakına vardıran, o basamakları çıkartan bir ibadet halinin olduğunu görüyoruz. İşte Miraç ne yaptı? Secdeye vardık. Subhan Rabbiyal Ala, aynı ala dedi. Kulumun en yakın olduğu an secde anıdır. Hadis-i Kutsi de öyle buyurmuş. Demek ki kulun secde anı neyi remzediyormuş? Kişinin kendi varlığının tümünün yokluğunu, yani sen başını en üstün baş diyebildiğin, ağzını, ayaklarını hizasına kadar getiriyorsun, ben hiçim, ben tamamen senin yanında yokum demek gibi bir ifadeyle bu başının, madem ayaklarının değdiği yere kadar yedi ağzınla secdeye kapanıyorsun, aynen senin idrakında, senin gönlünde de ya Rabbi benim varlığım yok, varlık senin, güç senin, kuvvet senin. Onun için ben senin bir aciz kulunum, yani sıfatın, kölenim. Köle demek varlığı olmayan. Kendi varlığının da sahibinin varlığıdır. Sahibinindir o varlıkta. Ben buyum. Onun için bendeki tecellin böylece zuhur ediyor da senin lütfunla oluyor. Senin lütfun olmasa, senin hidayetin olmasa ben ne secde yapabilirim, ne ibadet yapabilirim ya Rabbi. Demektir bu. İşte böylece kişi birinci secdeyi yaptı. Allahu Ekber tekbir ile doğruldu. Anladı ki bu tahsilleri ben kendim yaptım. Cenab-ı Allah'ı bendeki tecellilerini ben gördüm. Halbuki benim gücüm kuvvetim yoktu. Ben bunları nasıl yaptım? Cenab-ı Allah bu tecellileri kendisi yaptığı için ya Rabbi ben hata yapmışım diyerek ikinci bir secdeyle sevinç secdesi yapma haline dönüşüyor. Gördünüz mü şimdi her rekatta iki rekat secde etmemizin manası? Demek ki birincisi bu tümüyle fena fillah olmanın, tümüyle ta fiiller aleminden zat alemine kadar intikalin, idrakın tecellisi olduğu gibi ondan sonra da ya Rabbi ben burada senin benim masarımdan tecelli ediyordun. Halbuki benim masarım da yok. O masar dediğim sıfat da senin kendi şeyinmiş, vücudunmuş, mevcudunmuş. Onun için hata yaptım deyip sevim secdesi yapmak suretiyle ikincisinde ne yaptı? Yaptı. Ondan sonra ikinci rekata kalktı. Dikkat ederseniz aslında namaz bir rekattır. Bütün namazlar bir rekattır. Ama bir anlatmaz. Bir mutlaka ikiliye çıkmadan izah edilemez. Onun için ikinci rekata kalktığımız zaman artık biz fiilimizin, sıfatımızın, vücudumuzun olmadığının idrakına vardık. İkinci rekata çıktığımız zaman artık zatın tecelli mekanizmasını idrak ettik. Ve dedik ki fiilin fali Allah'mış. İkinci rekatta fiillerin bizdeki tecellilerinin zevkine erdik. Çünkü kulun mazarından bizzat tecelli Cenab-ı Hakk'a ait oldu. İkincisi sıfat olan rükuda sıfatların mevsufunun Allah oldu. Fena yok artık buralarda. Birinci rekatta
Fena yefal. Fena ispat, fena izat. Kulun ispat ettiğimiz zaman fena yapmıştık.